Pamuklu giysiler giymeyi tercih ederiz. Bize bir sakinlik, rahatlık verir. Çocuklarımıza giysi alırken pamuklu olsun isteriz. Hatta etiketlerini inceleriz. Yüzde yüz pamuk mu, yüzde kaç pamuk diye. Hatta şarkılarımız bile vardır. İşte seni pamukla sarmalar sararım, sevdiklerimizi böyle sevmeyi de tercih ederiz. Aslında pamuğun masum olmayan bir tarafı var. Belki çoğunuz bilmiyorsunuzdur. Pamuk tarımı dünyada zirai ilaçlamada kullanılan bütün zirai ilaçların altıda birini tüketiyor. Pamuk tarımı ekilebilir alanların yalnızca kıtta birinde yapıldığını düşünürseniz bu çok çok yüksek bir oran, korkutucu bir oran. Bir kilogram pamuk üretmek için 4 ton su, 350 gram kimyasal kullanılıyor. Ve bütün bu bahsettiğim şeyler pamuk tarımının yapıldığı toprağın yüzey sularını, yeraltı sularını hepsini etkiliyor. Biraz böyle zehirliyor diyeyim. Hatta toprağın verimliliği bir süre sonra düşüyor. O toprakta artık başka bir şey ekemez hale geliyorsunuz. Peki bunun alternatifi var mı? Var. Organik pamuk. Organik pamuk tamamen alternatif bir tarım. Diğer organik tarımlara benziyor genetiği değiştirilmiş organizmalar, tohumlar kullanmıyorsunuz. bunun dışında kimyasal gübre kullanmıyorsunuz, suni gübreyle kullan, yapmıyorsunuz, bütün şey doğal gübreyle toprağı besliyorsunuz. Peki böcekler ne oluyor? Böcekleri avlayan tuzak bitkiler var. Pamuk tarlalarının etrafına bu tuzak bitkilerden ekiyorsunuz ve onlar haşereyi avlıyor. Bütün bu, bir de bir önceki slaytta gösterdiğim o kadar geniş ilaçlamaya ihtiyaç duymuyorsunuz. Aynı zamanda o böceklerin, yani o haşerenin düşmanı, e, predatör dediğimiz dost böcekler, dost haşere var. Onları tarlaya salıyorsunuz ve birbirlerini yiyorlar diyeyim. E, çok canlı bir ekosistemden bahsediyorum burada. Toprağın içindeki e, organik maddeler, yaptığınız doğal gübreleme yöntemiyle artıyor ve bu daha az su tüketmenizi, daha az suyla tarlanızı sulamanızı sağlıyor. de facto organik pamukla geçen yıl tanıştı. de Defacto'nun geleceği ile ilgili düşünmek, bununla ilgili konuşmak üzere pazarlama tarafından davet edildik şirketin yöneticileri olarak. de facto gelecekte ne olacak, nasıl bir marka olacak, nereye gidecek, bunu konuştuk köyde bir otelde yaptık, işte temiz hava, ağaçlar. Zaten biz, açıkçası hani cumartesi günü böyle bir organizasyona hani kahvaltı etmek için falan katılıyoruz. Hani de facto üzerine zaten her gün düşünüyoruz. Ama o gün farklı bir şey çıktı. De facto markası e, duyarlı bir marka olmalı sonucu çıktı. Sürdürülebilirlik üzerine bir şeyler yapmamız gerekiyor e, bu dünya için. E, sonucu e, toplantının sonunda çıktı. Ve herkes dört koldan bir şeyler yapmaya başladı. İşte kadın istihdamının ve pozitif ayrımcılığının arttırılması, kimyasal test laboratuvarlarını kurularak bütün yaptığımız ürünlerin kimyasal testlerinin kendi içimizde yapılması, tedarikçilerimizi denetleme, sosyal uygunluk projelerini oralarda yürütme, hatta bir sosyal sorumluluk kulübü kurup, bizim dışımızdaki, biraz önce Mert Bey de göstermişti birkaç tanesini, kaçul gibi veya otist Otizm Derneği gibi bazı derneklere de desteklerde bulunma gibi ve en sonunda Global Compact Sözleşmesi'nin, Birleşmiş Milletler'in anlaşmaya kadar giden bir süreçten bahsediyorum. Burada ürün yönetimi, ben ürün yöneticisiyim de facto da, benim ekimde bir şeyler yapalım dedik ve hemen organik pamuğu bulduk çünkü sürdürülebilir tarımdan bahsediyoruz. Organik pamuk, gelecekte bu toprağa yine ekebilmemiz ve yine verimli bir şeyler elde edebilmemiz için bizce olmazsa olmaz bir tarım biçimi. Ve şöyle de bir güzellik var. Türkiye, organik pamukta dünyanın en önemli iki ülkesinden bir tanesi. Diğeri Hindistan, onların tabi alanları çok daha geniş. Ama biz bu kadarlık bir alanda, dünyanın en çok organik pamuk üreten ikinci ülkesiyiz. Böyle bir şansımız olduğunu gördük. Ve organik pamuktan koleksiyon hazırlayalım dedik. Tasarım ekibimiz var, birlikte çalışmaya başladık. Doğal renkler, moda detaylar, rahat kesimler, rahat kalıplar. Bugün ben de üzerinde bunları taşımanın ferahlığını yaşıyorum diyeyim. Böyle hem de trend modaya uygun detayları da katarak bir koleksiyon hazırladık. Sadece organik pamukla kalmayalım dedik, başka şeyler de yapalım. Yaptığımız işleri farklı biçimlerde de yapabiliriz dedik. Mesela susuz pantolon fikri çıktı. Tabii şu an pek size bir anlam ifade etmeyebilir. Çin o pantolonlar var, bu pamuklu, erkeklerin genelde çok kullandığı. rahat pantolonlar diyeyim, biz de çok sık üretiriz. Hatta en önemli ürünlerimizden bir tanesidir. Yılda 2 milyona yakın çino pantolon üretiyoruz ve bir çino pantolonu üretirken, ya bir çino pantolonda 4,5 litre su kullanıyoruz. Çünkü ütü pakete girmeden önce biz bu pantolonları yıkamak zorundayız. Ne için? Biraz yumuşak bir dokunuşu olsun. Müşteri hani kumaşa dokunduğunda hoşlansın diye bunu yapıyoruz. Peki yıkamasak olmaz mı? Ne yapabiliriz bunun için? İşte fabrikalarla bu konuyu konuştuk. Bizim için ürün geliştirmeyi istedik ve onlar da sağ olsunlar. Ekstra su ve kimyasal kullanmadan üretim proseslerinde yaptıkları küçük bir değişiklikle bize yıkamaya gerek olmayan yumuşak bir kumaş ürettiler. Ve bu de bunun adına susuz pantolon dedik. Yılda 2 milyon adet ürettiğimizi belki söylemişimdir. Ve gerçekten ciddi bir su tasarrufu sağlamış olduk böylece. Peki asıl e, sürdürülebilirlikten bahsedeceksek dünyada bundan bahsedeceksek bence bunun yıldızı geri dönüşüm. Kullandığımız ürünleri tekrar tekrar kullanıma sokmak, doğal kaynakları tüketmeden yeni ürünler elde edebilmekten bahsediyorum. Geri dönüşümlü tekstiller de kullanabiliriz koleksiyonumuza diye düşündük ekolojik koleksiyonumuza pamuk geri dönüştürülüyor, yün geri, geri dönüştürülüyor. Bunlardan bir takım iplikler, kumaşlar yapabiliriz diye düşünüyor ama daha da dikkatli bir şey yapalım dedik. Daha böyle yapılmamış veya belki yani birkaç kişinin niş alanlarda yaptığı bir şey yapalım dedik ve tasarım ekibinden bir arkadaşım pet şişeyi geri dönüştürelim dedi. Şimdi pet şişe tabii simgesel bir malzeme. Hiç ee, sevmediğimiz, işte doğayı kirletmek deyince aklımıza ilk gelen şeylerden bir tanesi. Ee, bunu söyleyince bir hayalini kurdum. Nasıl olur böyle bir şey dedim. Pet şişeleri e, bir sihirli kutuya attığımı hayal ettim. Sonra bu kutunun içine bizim fabrikalarımızdan çıkan pamuk, e, viskon, yün atıklarını da konduğunu düşündüm. Ve bu kutu, bu sihirli kutu bir makine gibi çalışmaya başladı. Ve içinden bir tişört çıktı. Geri dönüşümün süper kahramanı pet shirtiniz. Bunu, bu bir hayal tabii başlangıçta. Ama bu hayal bu da kalmasın. bunu gerçeğe dönüştürelim dedik. İşte bu bahsettiğim pet şişeleri dönüştüren, bunları bir şekilde elyaf haline getiren firmaları araştırdık. Çok uzun sürdü. İşte yarım saat içerisinde Google'dan bulduk. sonra bu arkadaşlarla konuştuk dediler ki yani bundan tişört olmaz. Hani bu çok zor. Biz bunları işte giyim dışı tekstillere veriyoruz. işte döşeme için kullanılıyor falan. Yok yok dedi, biz, siz bize güvenin, biz bu işi yaparız. bizim fabrikalarımızdan çıkan atıkları işleyip bunları elif haline getiren diğer geri dönüşüm iplik üreticileriyle pet işe geri dönüşlerini birleştirdik. bir araya getirdik. Dedik ki bize bir, güzel bir elyaf yapın, biz de bunu tişörtte kullanalım, tişört üretebilecek hale getirelim. E, onlar Çalıştılar sağ olsunlar. Bize, bize en sonunda ipliği ürettiler. İplik, e, biz onu örme e, firmalarında, kendi firmamız var, örme firmamız. Orada e, ördük ve e, bir tişörtlü kumaş haline getirdik. İşte onun için e, üzerinde basılacak desenler e, tasarladık. Ve bu şu anda bir an önce gösterdiğim, hayal olarak gösterdiğim e, tişört gerçek bir halde e, arkadaşlarım bana getirdiler. Ee, i̇lk geldiğinde e, ki hissiyatım sanki böyle e, fırından bir sıcak ekmek alırsınız yani sabahleyin. O kadar e, iyi hissettim kendimi. Bu hayali gerçeğe dönüştürmüş olmak benim için gerçekten e, aşılması güçmüş gibi gözüken bir şeydi. Ve bu ekibimizi çok motive etti. Tabii biz bu kadar motiveyiz. Organik pamuk kullandık, e, pantolonları susuz yaptık, e, su tasarrufu sağladık, pet şişelerini dönüştürüp tişört yaptık bunu satabilecek miyiz? Bir mağazalara soralım dedik. Mağazalar böyle bir koleksiyon mutlaka bizde olmalı dediler. Yıllardır adamlar bunu bekliyorlarmış. Ee, yani daha önce o kadar feedback almaya gittik. Yani neye ihtiyacımız var, ne yapalım diye hiç söylememişlerdi bunu. Peki dedik, mağazalar anladık. Zaten onlar bizi severler. Yaptığımız ürünleri satmaya bayılırlar. Bir de müşteriye soralım dedik. Yani tüketici buna nasıl bakıyor? Ee, müşteriye bir anket yaptık müşterilerimizle. E, mağaza içine e, ki müşterilerimize işte bu tip bir koleksiyon defakto da ol, olmalı mı sizce? Bunu alır mısınız? Alırsanız e, buna daha fazla para verir misiniz hatta? Bunu bile sorduk. E, mutlaka defakto da olsun dediler. E, Defaktoya yakışır böyle bir koleksiyon. E, alırız eğer üzerimize yakıştırırsak, e, modaya uygun bir şeyler olursa. Mutlaka e, neden almayalım ama bunun için bizden çok para istemeyin dediler. Tabii bu zor. Bir şekilde bunu çözeceğiz. De facto'nun kategori bazında böyle en düşük fiyatlarını ve en yüksek fiyatlarını düşündük, analiz ettik. İşte çalışan fiyatları analiz ettik. Yani müşterimizin vermeye razı olduğu, ürünleri satın alırken vermeye razı olduğu fiyatları düşündük ve maliyetlerimizi kontrol ettik. Bu geri dönüşüm firmalarıyla oturduk, pazarlıklar yaptık. Kendi fabrikamızı devreye soktuk. Kendi üretim bantlarımızı çalıştırdık ve makul bir kar marjıyla bu koleksiyonu yapabileceğimizi ortaya çıkardık. Bir anlamda sürdürülebilirliği müşterilerimizle birlikte finanse etmiş olduk. Koleksiyon mağazalara gitti, e, mağazacılar e, bu koleksiyonu A alanı dediğimiz, e, böyle mağazanın sıcak noktaları olmuş, müşterilerin çok gezindiği noktalar, oralara yerleştirdiler, böyle güzel görsel panolar e, kondu, e, ne bileyim mankenlere, e, podyum mankenlerine ürünler giydirildi, gayet şık bir e, görüntü. İşte sosyal medyada bir takım paylaşımlarımız oldu, basın bültenleri vesaire. Yani çok büyük bir reklam olmasa da e, az çok e, müşterilere bunu tıklatmış olduk. Ve bekledik. E, satışlar gelmeye başladı ve yalnızca üç hafta içerisinde hemen hemen bütün koleksiyonu e, sattığımızı söyleyebilirim. E, yani yaklaşık bir 150 bin adetlik bir üründen, bir e, volümden bahsediyorum. Ve bu Bizim için çok şaşırtıcı bir sonuçtu. Bu kadar iyi gideceğini beklemiyorduk. Hemen hemen hepsini indirimsiz sattık. Hiç geriye kalan bir şey olmadı. Hatta bu konu çıkınca bu tişörtü bulunca kadar bile zorlandım. Bir yerlerden araştırdım. Elimizde numune de vardı ama hani numune olmasın, sattığımız mal olsun dedim. Onu getirdim buraya. Bu bize ne öğretti? Yaptığınız ürünleri her zaman Yaptığınız şekilde yöntemlerle değil de farklı yöntemlerle yapabilirsiniz ve bu yöntemleri uygularken doğayı, e, insanları ve geleceğimizi de e, düşünebilirsiniz ve sonunda e, yine kar edebilirsiniz, yine yatırımlarınızı e, geri döndürebilirsiniz ve e, kazanmaya devam edebilirsiniz. Biz e, buna sürdürülebilirlik e, diyoruz defakto olarak. Çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için.